Herkese sevgiler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel, keyifli bir gün olsun. Özellikle tabii ki sağlık dolu bir gün olmasını temenni ediyorum. Güzel bir ayın içerisindeyiz, Ramazan ayın içerisindeyiz ve bayrama çok kısa bir zaman dilimi kaldı. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ramazan'ın güzellikleri hanelerde yaşanmaya devam ediyor. Bir taraftan da bayram sevincini, bayram mutluluğunu birazcık daha böyle az kaldığı günlerde de heyecanlı mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki sağlığımız en büyük servetimiz ve yine bugün çok önemli bir konu başlığını konuşacağız. Çok uzun süredir kendisini stüdyomda ağırlayamamıştım ve kendisini gerçekten çok seviyorum. Hem özel hayatında hem de hekimliği bambaşka insanlardan bir tanesi. Çok güzel bir konu başlığı seçti. Sevgili Aysun Hatice Akçakarpuzoğlu bugün Medova Hastanesi'nden bizlerle birlikte nöroloji hekimi ve Parkinson hastalığını bizlerle birlikte paylaşacak. Çok önemli bir konu başlığı. Özellikle çok yakın çevresinde bu rahatsızlıkla alakalı sıkıntı yaşayanlar varsa, kendilerinde sıkıntı yaşayan izleyicilerimiz, takipçilerimiz varsa bugünkü konu başlığımız sizler için gelecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Gerçekten uzun süredir program yapmamıştık ve bu önemli konu başlığını da çok uzun süredir konuşmamıştık. Evet. Belki de birçok kişinin geç anladığı, hekime belki gitmekte biraz geç kaldığı konu başlıklarından olabiliyor. Aynen. Bugün bunları konuşacağız. Tabii öncesinde izleyicilerimiz belki seni tanıyorlar ama ilk defa izleyenler için hemen seni tanıyarak başlayalım. Medova Hastanesi'nde nöroloji uzmanıyım. Nöroloji alanımın dışında algolojiyle de ilgileniyorum. Birçok ağrı uygulama tedavileri yapıyorum. Bunları biliyorsun. Zaman zaman bunları konuşuyoruz. Nöral terapi, auriküloterapi, akupunktur, ozon terapi, kupa hacamat tedavileri. Bunları da uyguluyoruz. Ama nöroloji içerisinde en sevdiğim hasta grubu Parkinson hastalığı. Yani ve bugünün de biliyorsun 11 Nisan Dünya Parkinson Günü. Evet. Buna ve bugüne bunun denk gelmiş olması benim için çok güzel oldu. Pandemiyle birlikte aslında bu tarz daha geniş kapsamlı hastalara ulaşabileceğimiz etkinlikler yapıyor idik öncesinde. Parkinson hastalarına seminerler düzenliyor idik. Ama pandemiyle birlikte bunların hepsi maalesef bir sekteye uğradı. Ama davetiniz için teşekkür ediyorum. Bugün hem seninle hem KonTV'de hem de izleyicilerimizle Parkinson hastalığını konuşmak benim için çok güzel olacak. Evet, özellikle tabii ki 11 Nisan Parkinson günü. Tabii bugünlerin bir özelliği farkındalık oluşturmak için çok çok önemli. Evet. Muhakkak yakın çevrenizde işte şimdi konuşacağız belirtilerini nedir, işte nasıl tedavi edilir hepsini detaylıca konuşacağız. Tabii aslında nöroloji alanı deyince yani böyle çok geniş bir alanı çok kapsıyor geniş. Değil mi? Yani şimdi bazen şunu çok merak ediyorum konuya geçmeden önce. İnsanlar zaman zaman problemler yaşıyorlar. Bazen diyorlar ki acaba hangi hekime gitmemiz lazım? Yani biraz bunun bir kargaşası da yaşanabiliyor. Mesela nörolojide hangi hastalıklar başvuruyor daha çok yoğunlukta? Aslında nöroloji dediğimiz zaman bizim poliklinikte baktığımız en çok, en yoğun olarak gördüğümüz hasta grubu baş ağrıları, baş dönmeleri. Ama bizim bir de yatan hasta, yoğun bakım hastası grubumuz var. İnmeler, felçler, beyin kanamaları, beyinde damar tıkanıklıkları, epilepsiler, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, kas hastalıkları, nöropatiler, sinir ucu iltihapları, demir elmizan hastalıklar. O kadar ucu açık bir yelpaze ki açıkçası çok geniş bir hasta grubuna hitap ediyoruz. Bu hastalıkları olan insanlar da artık yavaş yavaş nörolojiye başvurmaya başladılar. Yani hani bir yerleşen bir algı oluştu. Eskiden ben tabii bir 20 yıllık hekimim. Önceden bir cerraha ya da dahiliyeciye gitme yönünde bir yaklaşım vardı. Ama şimdi baş ağrıyan insan ya da başı dönen insan direkt gelebiliyor. Bunlarla da ilgili biliyorsun birçok uygulama yapıyoruz. Ama ne mutlu ki belli bir yaş grubu hastaya hitap ediyor olabilmek benim için çok mutlu. En çok sevdiğim hasta grubu, yaşlı hasta grubu. Hepimizin olacağı ve ya, çok saf, temiz haldeler. Onun için onlara yardımcı olmak benim için ayrı bir haz. Bugünün farkındalığı açısından da Parkinson ve en sevdiğim hasta grubu. Çünkü niye en sevdiğim? Yani hastalık sevilir mi diye belki izleyiciler bunu sorabilirler ama hastalığı şöyle seviyorum.
Bu hasta grubunun hastaları tedaviyle çok hızlı düzelebiliyorlar. Parkinson titrek felç olarak ilk tanımlanmış. Titrek felç, yani titriyor ve hareket etmekte zorlanıyor. Hem bir felç bulgusu var ama aynı zamanda da titreyen bir hasta. Ve çok dramatik düzeliyor tedaviyle. Ama bu hastalar yaşlılık diye hep göz ardı ediliyor. Ve genelde bize gelişleri ileri evrede. Yani yaşlanınca bir insanın eli titrer, bu normaldir denilip kulak arkası ediliyor. Aslında bunun tedavisiyle birlikte hasta konforuna kavuşabiliyor. Peki neden oluşuyor? Yani Parkinson hastalığı işte genellikle yaşlılarda dedik ama daha genç yaşlarda da görülüyor mu? Tabii, bilmiyorum. Görülebiliyor. Genç yaş grubunda da görülebiliyor ama daha çok ailesel Parkinson genç yaş grubunda görülebiliyor. Ama bizim gördüğümüz yaşlardaki Parkinson genelde 65 yaş üstünde ortaya çıkıyor. Sebebi şu, beyinde dopamin adı verilen bir nörotransmitter var. Dopamin bizim hareketlerimizi organize ediyor. Şöyle ki, yani biz mesela ben böyle elimi kolumu çok kullanırım. Elimizi kolumuzu kullanırken, refleks ya da istemli olarak hareket ederken neyi yapacağını planlamasını ve bu hareket esnasında kasların arasındaki koordinasyonu sağlayan bir madde dopamin. Parkinson hastaları genelde 65 yaş üstü görüyoruz ama bu hastalarda 10 yıl kadar önce beyinde o hücrelerde kayıp başlıyor. Yaşla beraber her hücrede olduğu gibi beyinde dopamin sentezleyen hücrelerde de bir kayıp oluyor. Ama Parkinson hastalarında bu kayıp çok belirgin oluyor. Dolayısıyla bu hastalar, hani bizim kafamızda bu hareketi yaparken plan yapmadığımız ama beynin çok mucizevi bir planı var ya, o planı yapamıyor. Hasta ayağa kalkmak için bile zorlanıyor. Ayağa kalkmaya çalışıyor, kolunu kaldıracak. Ben hep bunu şeye benzetirim. Parkinson hastalığındaki kaslar bilek güreşi yapan iki bilek gibi. Bir grup kas diyor ki ben kısılacağım, bir grup kas ben kısılacağım. Yani biz kolumuzu bacağımızı rahat hareket ettirirken ön ve arka yüzdeki kaslar farklı fonksiyon yapar. Ben kolumu böyle çekerken bu kaslar kısılırken bunlar gevşemesi lazım ki hareket rahat yapılsın. Ama Parkinson hastalığında bu koordinasyon bozuluyor. Dolayısıyla ikisi bilek güreşi yapıyor. Bunlarda omuz ağrıları, diz ağrıları, dirsek ağrıları, kalça ağrıları çok fazla oluyor. Çünkü omuzu her iki grup kas da asılıyor. Ciddi bir yük. İşte böyle bir hastalık Parkinson. Dopaminin eksikliğine bağlı ortaya çıkan bir hareket bozukluğu. Peki kimler risk altında? İşte dedik genetik geçişi olanlar. İşte ailede daha önce böyle bir öyküsü olanlar da bir tik attık. Onun dışında neler sebep oluyor? Yani mesela Parkinson hastalığı olan ünlülerden bahsedeyim. Muhammed Ali, boksör. Kafa travması çok yaşamış olmak Parkinson hastalığı açısından ciddi bir risk. Onun dışında kırsal kesimde yaşamak, hani tarımla, hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan insanlarda çok fazla tarım ilacı, pestisit vesaire, onlara organofosfat, bunlara maruziyete bağlı bunlar çok fazla. Mesela ağır depresyon geçirenlerde Parkinson riski biraz daha fazla. Çok fazla anestezi alma bu riski artırabiliyor. Bu tarz riskler var. Tabii ailede Parkinson hastalığının olması da riski artırabiliyor. Ama hani ailede Parkinson var, ben Parkinson muyum, ya da Alzheimer var, ben Alzheimer olabilir miyim? Bu şekilde hayat olmaz. Yani inşallah olmayız diyorum ama yani bunu da öngöremiyoruz. Ama genetik olan Parkinson hastalıkları var. Genetik olarak daha genç yaşlar, 40'lı yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda da semptomlar ortaya çıkabiliyor. Hastalık, biraz önce de bahsettim, adı titrek felç. Yani kişinin felç gibi bağımsızlığını, rahat hareketini engelleyen bir durum. Genelde hani Parkinson'da insanların ben gördüğüm yaşlarda el titremesi olarak, işte atıyorum bir kaşığı bile tutamamakta zorlanma, evet. Yemeğini kendi yiyememekte zorlanıyor. Yani belirgin özelliği genellikle ellerde görüyoruz. Yani hastanın en baş şeyi o mu? Yani ellerden mi biliyoruz o titremesini? Parkinson hastalığının 3 kardinal bulgusu var. Birincisi tremor, titreme. İkincisi hareketlerde yavaşlama. Üçüncüsü rigidite. Rigidite dediğimiz kas gerginliğinin artması. Titreme
herkeste bir titreme olabilir. Heyecanlandım, titredim, sinirlendim, titredim. Ailede titremesi var. Çay içerken titriyorum, kahve içemiyorum. Kalabalık bir ortama girdiğimde titriyorum. Bunlar değil. Hmm. Parkinson hastaları durduğu yerde titrer. Şu şekilde görülebiliyordur elim diye ben de monitörden görüyorum. Evet. Bu şekilde ya da şu şekilde, yani hani parmakta sanki bunu şöyle tanımlamışlar. Hap yuvalar tarzında titreme. Eskiden demek ki herbalistler, bitkilerle uğraşan hani hapların vesaire olmadığı dönemde hap yuvalama ya da para sayma tarzında titreme. Ama bu hareket esnasında değil de istirahat esnasında. Hasta oturuyor, titriyor. Bu şekilde titriyor. Elde titreme. Genelde tek taraflı başlar ve genelde elde başlar. Ama ilerleyen dönemde diğer taraf elde, ayakta tremor görebiliyoruz. Titremeyi görebiliyoruz. Birinci semptom tremor. Aslında tremor olmazsa olmaz diye bir durum yok. Parkinson hastalığının 3 semptomu var. Tremor, hareketlerde yavaşlama, kas tonusunda artış. Bunlardan ikisinin olması bize hastalığın tanısını koyduruyor. Tabii muayeneye göre bazılarını, yani biz böyle artık sekreterim de alıştı. Hasta kapıdan girdiği anda Parkinson olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü öyle bir yüz ifadesi vardır ki, maske yüz dediğimiz, mimikleri yavaşlamış, hiç böyle mimiksiz, yani konuşuyor ama monoton konuşuyor, yüzü yağlanmış, hiç bakışlarda hiçbir şey yok, ifade yok, konuşmada hiçbir ifade yok, espri yapıyorsunuz gülmüyor bile. Hani böyle bir mimiksizlik ya da brady mimi dediğimiz mimik yavaşlaması, azalması, hareketlerde yavaşlama. Kalkar hasta, yürürken çok küçük küçük yürür. Kolları sallanmaz veyahut da çok ileri evrede kalkar. Yürüyecek aslında ama hani çocuklar için deriz ya, tay tay duruyor falan. Hani olduğu yerde sayar sayar, sonra hadi yürü bakalım. Yürümeye başlar, sonra hızlanır bu sefer. Yani bir komut verse hareket etmeye, olay çözülecek ama bir komutu veremiyor, planlayamıyor beyindeki dopamini. Elinde olan bir şey değil. Elinde olan bir şey değil. Hastanın elinde olan bir şey. Aynen öyle. Bazen diyoruz ya büyüklere, hadi gayret et, hadi gayret et, hadi gayret et. Yani aslında o elinde olmayan bir şey. Aynen öyle yani. Onun için onları kızmamak lazım. Yani ben bu hastaların yaşlılık gibi görülüp de tedavi edilmemesine çok üzülüyorum. Evet. Bir Alzheimer hastaları, bir Parkinson hastaları. Bunlar böyle. Yaşlı ama yaşlı titriyor. Yani yaşlı, hareketleri azaldı. Öyle değil. Yani bu hareket azalmanın da ötesinde kas tonusunda artış dedik. Üçüncü bir semptomumuz. Hareketlerde yavaşlama, titreme ve kas tonusunda artış. Kas tonusundaki artış, hani dedim ya, bilek güreşi yapan iki kişi gibi bu. Yani omuzunda o kaslar çekiyor, bu kaslar çekiyor. Bu hastanın omuzu ağrıyor. Omuzunda bağlarda yırtılma oluyor, kalçada yırtılma oluyor. Çok çabuk kırıklar olabiliyor, düşmeye bağlı problemler olabiliyor. Bunların hepsi hastaya külfet olduğu gibi bakan kişiye de ciddi bir yük aslında. Evet. Peki çok hızlı ilerliyor mu? İşte hani evre evre mi gidiyor? Yani evre evre gidiyor. İşte bir tespit edildi ama aile göz ardı etti. Dedi ki işte yaşlılıktır. Yani böyle evre evre o evreler zamanlamaya mı yayılmış oluyor? Şimdi şöyle, tespit edildikten sonra tabii tespit edildiği aşama önemli. Mesela titreme, bazen hasta gelir, omuzum ağrıyor hocam, omuzum ağrıyor. Kolum biraz sanki böyle çekiyor gibi hissediyorum. Aslında çok başlangıç evresidir. Hareket biraz yavaşlamıştır aynı taraf kolda. Ya da hafif titremesi vardır ama göz ardı edilebilir bir titremedir. Ama en çok ağrıdan şikayet ediyordur. Bakarsınız siz muayenenizde mimikleri yavaşlamıştır. Rigidite dediğimiz o tonus artışını saptarsınız. Ama aslında tek şikayet omuzu ağrıyordur ya da kalçası ağrıyordur. Genelde bize de bu hastalar ortopediden ya da fizik tedaviden, evet, refere ediliyor. Karışıyor yani, evet, o esnada. Yani o bölüme gidiyor ama çok iyi hekimler diyor ki ya bir Parkinson mu acaba? Yani böyle bir durum mu başlıyor? Bize refer ediyorlar ve biz tanı koyabiliyoruz. Erken aşamada genelde bu hastalar gelmiyor. Ta ki ne zaman? Artık hareket etmekte o kadar zorlanıyor, o kadar yavaşlıyor. Hani birisinin yardımıyla kalkıyor, hadi yürü, işte koluna biri giriyor, tuvalete, ihtiyaçlarına vesaire hepsini başka biri yaptırıyor ki o aşamada geliyorlar. Onun için umarım bu program birçok insana bir ışık tutar. Yani hani birileri yaşlanınca, yani işte bu ailemizden birisi oluyor, yaşlanınca sanki böyle onlar yardımsız hiçbir şey yapamazmış gibi biz hani kol kanat geliyoruz. Dediğin gibi yani bir çocuğa nasıl işte düşmesin yardım ederken, ya aslında
Yaşlılar kendi işlerini kendileri halledebiliyorlar. Eğer bir sağlık problemleri yoksa. Bir Parkinson'u olmayan bir kişi rahatlıkla yürümesinde, işte o yemeği yemesinde herhangi bir problem olmuyor. Ne zaman ki bunlar olduğu zaman birine ihtiyaç duyuyor ve biz o konforu sağladığımız zaman biz iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Aslında hastalığın seyrini de bir şekilde uzatmış oluyoruz. Evet. Peki ilk başta yakalandı. İşte yanındaki olan, işte evlatlarıdır ya da ne bileyim yanında kaldığı insanlar ya da uyanık bir komşu bile olabiliyor bazen. Bu hiç evet. bilemeyiz. Ya da hastalığı daha önce yaşamış birisi bile olabilir. Dedi ki sen de böyle böyle bir şey olabilir. Sana geldikten sonraki aşamada özellikle ilk başındaysa hastalık işler daha mı kolay? Kesinlikle daha kolay. İlk başta ve belli bir yaştan önce sonra tedaviler çok farklı olabiliyor. Biz Parkinson hastalığında verdiğimiz ilaçları birkaç kategoride veriyoruz. Beyindeki dopamini arttırmaya yönelik. Ya dopamine dönüşecek bir madde veriyoruz. Ya dopaminin uyardığı hani sinirler reseptörleri var ya bu uyardıkları alan. Oraları uyaracak ilaçlar veriyoruz. Ya da beyinde dopaminin daha uzun süre kalmasını sağlayacak, yıkımını engelleyecek bazı ilaçlar veriyoruz. Ya da işte bağırsaktan daha kolay emilmesini, daha fazla beyine gitmesini sağlayacak ilaçlar veriyoruz. Ama erken aşamada, genç hastada verdiğimiz ilaç grubu çok farklı oluyor. İleri evre hastalarda, komplike hastalarda maalesef tedavi başarımız, tedavi cevabımız daha iyi olamayabiliyor. Ama onda bile çok ciddi bir cevap görüyoruz. Mesela dün bir hastam vardı. Ya bana bir güzel dua etti. Ramazan bir güzel dua etti. Bak diyor sen diye cennetliksin diyor. Benim duam sana yarar. Ya dedim amca vallahi ne güzel günümü dedim aydınlattın. Sağ ol Allah razı olsun. İşimiz bu. İşimiz insanlara yardımcı olabilmek sağlık adına. Ama o kadar fark etmiş ki. Babam diyor kalkamazdı diyor. Birkaç kişi diyor çekerdik öyle kaldırdık. Kendini diyor böyle geri giderdi diyor. Şimdi amca kendi işini yapabiliyor. Bastonuyla gidiyor ne geliyor. Güzel. Ha belki eski bir 10 yıl öncesi gibi değil ama o bile çok iyi. Yani kişinin kendi tuvaletine gidebilmesi, kişinin kendi yemeğini bağımsız bir şekilde yiyebilmesi, elini yüzünü yıkayabilmesi, yaşlarımız için diğer fonksiyonlarında başkalarına bağımlı olmaması çok önemli bir nokta. Elden ayaktan düşürmesin evet. diye dua eder ya yaşlılar. Çok doğru. O çok önemli. İşte bu hastalar aslında elden ayaktan düşen hastalar değil, yardımcı olabiliriz onun için. Hep bir böyle farkındalık, bugün 11 Nisan ya, evet. hep mesaj içerikli, farkındalığı uyandıracak konuşmalar yapıyorum belki. Bu hastaları titreyen, hareketleri yavaşlamış. Ha bu arada bu hastalar şöyledir, kolları sanki vücuduna yapıştırılmış gibidir. Hiç kolunu sallamaz. Normal bir birey nasıl yürürken kolunu sallar. Ama bu hastalarda böyledir, hareketlerde yavaşlamış. Küçük küçük yürür, küçük adımlarla yürür. Dönerken... Bizim gibi birden dönemez. Yavaş döner. Bazen de harekete başlamakta zorlanır ama ilerleyen aşamalarda hızlanmaya başlar. Onun için bu şekilde hastalar gördüğünüz zaman Parkinson olabilir mi diye mutlaka akılda tutmak evet, lazım. Evet, uyarmak da lazım. Evet. Hani bazen böyle görüyoruz yakınlarıyla birlikte söylemek de lazım. Peki mesela bu yavaş yavaş yürüme, eşlik etme, işte hasta düşebiliyor mu? Ya da bunun düşebiliyor. Dışında işte atıyorum... Parkinson hastası tedavi edilmiyor. Bu sefer işte kırık ya da çıkık, bununla alakalı başka şeylerle uğraşıyoruz. Şimdi biz bugün Parkinson hastalığından bahsediyoruz. Daha çok onların semptomlarından bahsediyorum. Ama Parkinson plus dediğimiz, Parkinson benzeri, Parkinson artı sendromlar vardır. Bunların mesela bir kısmında Parkinson bulgularıyla beraber sık düşmeler olur. Bir kısmında göz hareketlerinde kısıtlık olur. Hasta yukarıya bakamaz, yani şu şekilde yapamaz, şöyle yapar. Yani çünkü gözünü hareket ettiremiyordur. Yani gözü dikey eksende, yukarıya aşağı bakışta hareket ettiremiyordur. Biz rahat bakarız ama o bakabilmek için şöyle bakar ya da aşağı bakar. Bu da ciddi bir denge problemine sebep olur. Postural instabilite dediğimiz hareketle dengenin bozulması ve sık düşüşler. Bu hastalarda sık görülebiliyor. Çok nadir Allah'tan ama tedaviye cevabı da bir o kadar daha az Parkinson hastalığına göre. Ama onlara da verebildiğimiz bir takım ilaçlarımız var.
Evet. Şimdi hasta kapıdan girince fiziksel bir bakınca görüntüden anlaşılabiliyor. Evet. Onun dışında yapılan, eklenen tetkikler olabiliyor mu? Tam Parkinson hastalığı denmesi için. Şimdi baktığımız zaman bakıda hastayı gördüğümüz zaman mimikleri yavaş. Hiç mimik yok. Hareket ederken gülümsemiyor. Hiç yani konuşuyor mu konuşmuyor mu bir konuşma var ama monoton bir konuşma. Bunu bir kere soru işareti Parkinson olabilir diyoruz. Ondan sonrasında muayene ettiğimizde, yürüttüğümüzde kolunu bacağını, tonusunu, kaslarındaki gerginliği muayene ettiğimizde ya da işte titremesi varsa onu gördüğümüzde klinik muayene bizim için çok önemli. Onun için bunları tekrar tekrar söylüyorum. Ama biz tabii bu hastalarda ilk gelişte mutlaka MR alıyoruz. Niye? Beynin dopaminerjik nöronlarının daha yoğun bulunduğu bazal ganglionlar en sık beyin kanaması yaşanılan yerlerde. Burada bir kanama olmasın, bir damar tıkanıklığı olmasın ya da orada bir en sık demir birikimi falan olur. Bunlardan bir birikim olmasın. Bunları görelim diye mutlaka biz MR'ını hastanın çekiyoruz. Ama bize MR Parkinson tanısını koydurmuyor. Sadece Parkinson'a benzer kliniğe sebep olan başka bir hastalık mıyı ekart etmemizi sağlıyor. Asıl tanı tamamen klinikle konuluyor. Yani hekimin muayenesiyle konuluyor. Evet. Yani o da başka bir hastalık olup olmadığını ayırt edici bir görüntüleme tetkiki olmuş oluyor onun için. Aynen. Onun dışında bir kan tahlili herhangi bir şey gerek. Kan tahlili. Yani belki kan tahlilinde kaslarda ciddi kasılma olduğu için kas enzimini falan daha yüksek görebiliriz. Ama hani şu kan tahliline baktık ben de şöyle olur genelde migren hastaları der ki MR'ım çekildi. Bende migren yokmuş ya da işte MR'ım çekildi bakıldı bende migren varmış. Hani biz migrenin tanısını MR'dan koymayız ama hani mutlaka bir filmi görmek isteriz. Bir şey altta yatan başka bir şey olmasın. Evet yani onu kaçırmamak adına. Yani onu ekart ettikten sonra tedavimize çok rahatlıkla başlarız. Parkinson hastalığının tanısı da klinik muayene bulgularıyla. Yani normal bir insan bile baktığı zaman o kişinin Parkinson olabilme ihtimalini algılayabilir. Yani hani algılayabilir. Çok gizli seyreden, sinsi bir Parkinson hastası gördüyseniz eğer, başka bir Parkinson hastasını gördüğünüzde bu olabilir mi dersiniz. Titremesi bile bakın ne dedim hap yuvarlar, para sayar tarzı. Şöyle bir titreme vardır mesela hastanın elinde şu şekilde görünüyor diye ben şey yapıyorum. Evet, bir evet. Yandan da böyle titriyordur. Ya da bakarsınız konuşuyor ama o kadar yavaşladı ki annem babam işte ne bileyim cildi böyle yağlandı gibi oldu. Kabız sürekli kabız mesela kaslar sadece kolumuzda bacağımızda yok ki. Doğru. Bağırsaklarımızda da kaslar var. Bunların arasında da uyum bozuluyor. Bu hastalarda çok sık konstipasyon kabızlık olabiliyor. Konuşma problemi oluyor mu? Mesela yavaş konuşma yavaşlama şeklinde olabiliyor. Yani hani bizim konuşmamızda bir ifademiz vardır. Yani duyduğunuzda bile kişinin güldüğünü ya da sinirli olduğunu hissedeceğiniz bir ifade vardır. Parkinson hastalarında o ifade yoktur. İfadesizlik vardır. Yani çok monoton, durgun, hipofonik dediğimiz sesi daha kısık. Ve mimiksiz bir konuşma vardır. Evet. Peki hasta tedaviye başladıktan sonraki aşamada ne kadar sürede bir düzelme oluyor? Yani hemen çok hızlı bir şekilde gözle görülür düzelme yakınları ya da hastanın kendisi görülüyor, fark ediyor. Görülüyor. Benim yaklaşımım şu şekilde. Ben hastaları geldikleri zaman yani ilk tedavi verdiysem birkaç gün sonra tekrar görmek isterim. Parkinson hastalığı dinamik bir hastalık. Yani A hastasına bu ilacı verdim. Hani bir antibiyotik gibi değil. Al sen kilon kaç? Ha tamam. Bu dozda sana yeter diyebileceğimiz bir hastalık değil. A hastasına farklı bir ilaç verirsiniz. B hastasına farklı bir ilaç verirsiniz. C'ye farklı bir ilaç verirsiniz. O ilacın etkisine bakarsınız. Kimi çok güzel olur. Kiminde yan etki olur. Kiminde biraz daha da yükseltmek istersiniz. Onun için ben birkaç gün sonra bu hastaları tekrar görüyorum. 3-4 gün sonra. Dramatik düzelmeyi görüyoruz. Çok dramatik bir iyileşme oluyor aslında hastalarda. Yani bakıyorsunuz. Aa hocam ne yaptınız ya diyor. Sanki sihirli bir değnek değdi. Yani sihirli bir değnek değil aslında. Yani ilacını verdik o kadar. Ama işte o kadar alışmışlar ki yavaşlığına. Ya işte
böyle ama işte bize dediler bir gidelim, bir fayda görür müyüz? Yaşlı zaten ya falan şey. Ama öyle değil işte. Yani kişinin günlük hayatında bir tuvaletine gitmesi, bir elini yıkaması, bir üstünü giyinmesi, bunlar çok güzel bağımsızlıklar. Ve hasta yakın açısından da çok iyi, ne diyeyim, çok cümleyi toparlayayım. Konfor oluyor aslında. Yani kişi için. Yani yaşlılar şimdi belli bir yaştan sonra insanlar tabii, dediğin gibi evladın eline kalmak istemiyor ya da ona bakan birinin eline kalmak istemiyor. İstiyor ki yani kendisi günlük hayatını, aktivitesini devam ettirsin. İşte belki çok eski rutinindeki yaptığı şeyleri belki çok daha hızlı bir şekilde yapamıyor. Ama konforlu bir şekilde o alanda devam edebilmesi çok çok önemli. Aynen. Birine aynen. bağlı olmadan, bağımsız bir şekilde ve onun için de yaşlılarımız daha da agresif oluyorlar. Yani özellikle şimdi birine bağlı olan bir yaşlı gerçekten daha fazla agresif oluyor. Daha fazla böyle alıngan oluyor. Onun için onların bir rutinleri var. O rutinlerinde devam etmesi güzel oluyor. Ve gözle görülür bir sonuç oluyor. Sonrasında nasıl, belki şu akla gelebilir. Hasta ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak zorunda mı? Parkinson hastaları. Yani çünkü beyinde zaten dopaminerjik hücreler azalmış. Yani normal bir bireye göre çok az dopamin var. Dolayısıyla bu hastalara biz dışarıdan veriyoruz dopamini. Ve maalesef ki hani ömür boyu ilaç kullanmanın da ötesinde bu hastalara her geçen gün ilaç dozunu yükseltmek zorunda kalıyoruz. Yani bir ay, iki ay, üç ay önceki ilaç dozu üç ay sonra yeterli gelmeyebiliyor. Veyahut komplikasyonlar ya da işte yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Hastada bakıyorsunuz diskinezi dediğimiz bazen hareket o kadar artıyor ki artık durduramıyor. Sallanıyor da sallanıyor ama o kadar mutlu ki hasta. Yani hareket ediyorum, yeter ki hareket edeyim. Aslında bu bizim istediğimiz bir şey de değil. İlaç dozu yüksek geldiğinde farklı şeyler görebiliyoruz. Canlı hayaller olabiliyor. Halüsinasyonlar görüyor. İşte ya da işte kişilik karakterde bir takım şeyler de değişebiliyor. Onun için dopaminin dozunu da iyi ayarlamamız lazım. Biz bu hastaları en az 3 ayda bir görmek isteriz. Her zaman şunu da söyleriz, bir kötüleşme olabilir mi? Bunlarda o kadar ciddi bozulmalar olabiliyor ki Sibel'cim. Yani Covid sonrasında çok çok fazla gördük. Enfeksiyon giriyor. Çok güzel gidiyoruz tedavi. Aa, bir bakıyorsun hasta gelmiş, hareket edemiyor, yürüyemiyor. Böyle pert olmuş sanki. Bir bakıyoruz kan değerlerine, aa enfeksiyon girmiş. Enfeksiyon tetikliyor mu o zaman? Enfeksiyon her tür hastada. Tetikliyor. Yaş grubu 65 yaş üstü olan herkeste kognitif fonksiyonları bozar. Yani Alzheimer'ı olanda da, olmayanda da. Ben 80 yaş üstünde araya bir enfeksiyon girmiş ya da işte Covid oldu ondan sonra unutkanlığı başladı. Ya Alzheimer ondan sonra başladı. Bu hareketlerin yavaşlaması ondan sonra başladı diyen yani çok hasta duyuyor. Ya yani şu beyin sesini çok fazlası da duyuyoruz. Evet. Maalesef yani genç yaşlı fark etmiyor herhalde. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Evet, Covid geçirenlerde daha sık görüyoruz. Açıkçası hani bazı belki etkilerini de Covid'in post Covid etkilerini de bundan yıllar sonra herhalde tespit edip tanı koyacağız. Covid'le ilişkilendirebildiğimiz ama kesin tanı koyamadığımız, hani kesin şudur diyemediğimiz hasta grupları var maalesef. Mesela Covid enfeksiyonu geçirdikten sonra kolu bacağı tutmayan insanlar var. Guillain-Barré sendromu dediğimiz sinir ucu iltihabı oluyor. Vücut kendini Covid'e karşı savunmaya aldığı anda savunma hücreleri antikorlar üretiyor. O oluşan antikorlar gidiyor. Vücudunuzdaki sinirleri sanki mikrop gibi algılayıp onlara yapışıyor ve onları felç ediyor. Evet. Mesela bunu Covid sonrası çok görmeye başladık. Beyin sisi keza yani çok çok fazla. Yani genç yaşlı fark etmiyor. Ben diyorum çok kolay bu işi hallederdim. Bildiğim bir şey. Ama yani ne oldu da ben şimdi en basit şeyleri bile hatırlamakta. Bizlerde de oluyor aynı şeyler. Evet, olmuyor evet. değil. Onun için hani belli vitamin mineral takviyeleri de almak lazım. Bunlara da baktırmak evet, lazım. Baktırmak çok çok önemli lazım. Ki bazı değerler var. O değerlerin vücutta olmaması da bu tarz sıkıntılara sebebiyet kesinlikle. Verebiliyor. Yani eski toprak diye bir tabir var. Evet Sibel'cim. Eski toprak. Yani benim anneannem sağ kulakları çınlasın. Eğer izliyorsa da sevgilerimi yolluyorum. Eski toprak. O kadar
sağlıklı ki. Ama yeni nesil, GDO'lu ürünler, yani yediğiniz bir balık bile sizi belki beslemeye yetecek bir şey de değil. Sanayi artıkları var, bir sürü şey var. Hani besinler de aynı şekilde, tohum da aynı şekilde, kalite de düştü. Hani her şeyde bir bozulma var ve maalesef yani hocam nasıl benim B12'm eksik olur? Ben haftada 2-3 balık yiyorum. Hatta Trabzon'dan kasa kasa hamsi getirtiyorum diyen hastamı biliyorum. B12'si yerlerde. Yani bir takım problemler var. Mesela konudan konuya belki atladık ama B12 için bir farkındalık da burada olsun. Biz toplum olarak çok kolay mide koruyucu ilaçlar kullanırız. Doğru. Mesela bilinçsizdir, midesi ağrımıyordur ya da işte hiçbir problemi yoktur ama der ki ben çok fazla ilaç kullanıyorum, bunların yanında işte mideme dokunmasın diye bunu da kullanayım. Bu çok yanlış. Ya da işte ben antibiyotik yazdırırken mide koruyucu da, mideme dokunmasın diye mide koruyucu da yazdım. Niye bunu söylüyorum? B12 eksikliği, midenin asit salgısının etkilenmesi vesaire, bunlar hakikaten bizim vücudumuzdaki yarayışlı olacak, vücudumuza yarayışlı olacak birçok maddenin emilimini engelliyor. Ya aslında onun bir yeri için, yapalım derken başka bir yer bozulmuş. Aynen öyle. Yani gereksiz yere lütfen mide koruyucu ilaçlar kullanmayalım. Hatta gereksiz yere hiçbir ilaç kullanmamak lazım. Aynen öyle. Değil mi? Ben çok kullanmam yani. Çok yani antibiyotik de çok kullanmamak lazım. Ama bizim toplumumuz öyle değil. Ya işte ben gittim eczaneden aldım antibiyotik. Zaten bu engellendi biliyorsunuz. Evet yani, evet. Reçetesiz, reçetesiz yok. Hı hı. Evet. Ya bu da çok çok önemli. Komşunun hapı ya da işte ona iyi gelen bana iyi gelir mantığından çıkmak lazım. Aynen bu çok öyle. Çok önemli. Peki Parkinson'da cinsiyet, işte sanki ben bu hastalık erkeklerde daha sık gördüm gibi. Erkeklerde biraz daha sık görülebiliyor. Mi? Evet. Bayanlarda östrojen hormonu biraz daha koruyucu bir role sahip. Onun için menopoz sonrasında bayanlarda da görülebiliyor. Ama erkekler biraz daha, bir tık daha şanssız bu konuda. Evet, yani çünkü genellikle benim çevremde gördüğüm hep Parkinson hastaları erkek. Bunun sebebi de o zaman östrojen yine bizi koruyucu bir faktör. Evet, 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 aynen evet. Öyle. Tabii bir de hani kafa travmaları, hı hı. Ağır işlerde uğraşmalar, bunlar da hani erkeklerde daha fazla olduğu için bunun içinde daha sık görüyoruz aslında Parkinson erkeklerde. Peki şöyle bir şey mümkün mü? Yani hastalık belirti vermeden, işte o titremeler olmadan, ağrılar olmadan. İşte hani bizde şey var ya, koruyucu hekimlik. Ya ben ileride Parkinson hastası olabilir miyim diye. Böyle bir önceden yapılan analizler ya da işte tetkikler var mı? Önceden yapılan, eğer hani genetik Parkinson'u varsa ailede, işte kardeşleri Parkinson, anne Parkinson, böyle bir durum varsa genetik mutasyonlara bakılabiliyor. Yani Park genleri var, Parkinson genleri var. Parkinson genlerinde bir mutasyon var mı? Bu kişiyi ileride bir Parkinson olabilir mi? Ki bunlar da zaten ileride olmuyor, genç yaşlarda görülüyor. Buna bakılabilir ama Parkinson hastalığında semptomlar kişinin beyninde yavaş 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 o dopaminerjik hücreler ölüyor, 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 ölüyor. Belli bir noktaya geldikten sonra, yani 10 yıl önce patogenez başlıyor. 10 yıl önceden itibaren yavaş yavaş o beyindeki hücreler ölüyor, ölüyor. Bir noktaya geliyor ki artık hareket etmekte zorlanıyorum. Elim titriyor, kolum ağrıyor, omuzum ağrıyor, kalçam ağrıyor. Bu semptomlarla hastalar gelebiliyor. Ama normal popülasyonda ben Parkinson olabilir miyim diye tespit ettirecek şu anda kesin bir test ya da laboratuvar tetkiki yok. Sadece genetik Parkinson'larda genetik mutasyon olup olmadığına bakılabiliyor. Evet, yani bu hastalıkta belirtiler, semptomlar olmadan Parkinson olurum ya da olamam gibi bir şey söylemek mümkün değil o zaman. Evet, yani hani çünkü 10 yıl önce dediğim gibi 65 yaş sonrası görüyoruz klasik Parkinson hastalığını. 55 yaşında artık yavaş 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 şeyler başlıyor. Beyinde o hücre kayıpları başlıyor. Belli bir noktaya gelince artık tamam, semptomlar başlıyor. Titriyor, hareketleri yavaş, omuzu ağrıyor, kalçası ağrıyor. Hareket etmekte zorlanıyor, kabızlık yaşıyor. Bu semptomlarla hasta karşımıza çıkabiliyor.
Yani çok belirgin özellikleri var dedin ama bazen başka hastalıklarla da karışabiliyor mu? Yani bu titreme, psikolojik olarak titreyen insanlar da oluyor. Mesela hani bu işte parasayar gibi değil de. Yani hani başka hastalıklarla mesela şöyle de görülebilir. Psikiyatrik tedavi gören, antipsikotik ilaç kullananların bir kısmında yan etki olarak Parkinsonyan yan etkiler vardır. Ekstrapiramidal bulgu dediğimiz. Kişinin bakışları falan yavaşlamıştır. Hani etrafınızda eğer antipsikotik kullanan, şizofreni, bipolar hastalığı olan ya da işte ağır depresyonu olan insanlar varsa onların kullandığı ilaçlarda da mimikler yavaşlamış, bakışlar robot gibi, yürüme robot gibi, hareketler yavaş. Yani yürüsem mi yürümesem mi, kollarımı sallasam mı sallamasam mı şeklinde bir modda olabiliyor. Bu tarzda yani bu hasta grubu da benzer olduğu için söylüyorum. Parkinson'a benzer semptomlarla karşımıza çıkabiliyor. Evet. Peki genellikle belli bir yaşlarda hep böyle hastalar merak ediyordur diye sormak istiyorum. Belli bir diyet programı olur ya işte ne bileyim hastanın belli bir şey varsa işte şuna dikkat et. Parkinson'da da böyle bir reçete olayı var mı yani şunları yeme Şimdi falan. Parkinson'da tedaviyi başladıktan sonra böyle bir diyet var. O da şöyle ki Parkinson hastalarının kullandığı ilaçlar proteinlerle yarışarak emiliyor bağırsaklardan. Biz bu hastalara çok proteinli yemeği önermiyoruz. En azından protein tüketmesin diye bir ya da vejetaryen olsun diye bir algı olmasın. Çünkü ben yani vejetaryen beslenmenin sağlıklı bir beslenme olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü vücudumuzun yapı taşları için vücudumuza hücresel düzeydeki yapı taşlarımıza en uygun malzemeler hayvansal proteinlerden, hayvansal gıdalardan geliyor. Dolayısıyla Parkinson hastalarının en azından beslenmeleriyle ilaçlarının arasına bir saat koymak ya da işte proteinden fakir diyet deriz. Ama bu tamamen proteini kesmek değil. Haftada iki gün etini, balığını, yumurtasını, sütünü tüketecek. Ama bitkisel ya da işte Akdeniz tipi beslenme bu hastalarda fayda sağlayabilir. Ama bu tamamen vejetaryen beslenme demek olmasın. Beslenme ve beslenmedeki protein ağırlıklı gıdalar eğer daha fazlaysa beslenmeyle araya konulan ilaçların arasına konulan zaman dilimi bizim için daha önemli. Evet. Yani belli bir yaşa bağlı zaten bir beslenme programı olmak zorunda. Evet. O beslenme programı içinde de yine dikkat edilmesi gereken şeylere hasta işte tansiyonu varsa tuz tüketmeyecek. Ne bileyim kolesterolü varsa daha az yağlı ürünlerle beslenecek gibi devam ediyor. Çünkü belli bir yaştaki insanlar bu tarz şeyleri de yasakları da sevmiyorlar değil mi yani? Yani bir düzen var yani sevmiyorlar. Şimdi yasak olan her şey de tatlı ve güzel. Aynen öyle. Ben hep şey diyorum yani belli bir yaşın üstüne gelmiş insanlar artık çok aşırı yasaklamamak lazım. Hani tabii şu da değil ama sen ne bulduysan ye de değil ama çok aşırı yani damak zevkini değiştirecek kadar kısıtlamamak lazım. Evet. Yani ya ömre ne kadar yani dünyaya kaç defa geliyoruz onu da düşünmek doğru. Lazım. Biz alt tadıyla yemeğimiz var bir onu yiyelim bari. Onu yiyelim bari değil mi? Yani tabii çok evet. Böyle aşırıya kaçmadan. Çünkü bazen bazı rutinleri ve alışkanlıkları değiştirmek çok zor oluyor. Ya işte aynen. Güzel bir beslenmeniz varsa o şeyde şimdi bir anda böyle Akdeniz tipi beslenme olunca ister istemez tabii Akdeniz biraz... tipi beslenme çok güzel bir beslenme aslında. Evet. Yani hani orada da aslında balığın var, tavuğun var ama yeşillikler var, zeytinyağı var. Hani belki Konya toplumu için çok uygun bir Ege için biz zaten hep böyle besleniyoruz. Yıllardır. Aynen değil mi? Ege evet. Otları. Ege otları. Ot deyince bizim hiç gücümüze gitmez. Yani zaten yediğimiz şeyler. Peki her hastalıkta moral ve motivasyon çok önemli. Çok önemli. Parkinson'da da öyle midir? Yani kesinlikle. Bir moral hastanın morali. Ya mesela hastalardan hocam çok yoğun bir stres yaşadı. Ondan sonra başladı. Yani aslında pimi çeken bir şey olabiliyor. Hastanın belli bir rutinde gidiyor. Hani dopamin azalıyor, tamam azalıyor ama fonksiyonel bir etki yapmıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki hasta bir stres yaşıyor, bir sıkıntı yaşıyor ve eli titriyor, hareketleri yavaşlıyor, mimikleri yavaşlıyor. Kesinlikle stres her tür şeyde çok önemli. Evet. Şimdi
kanserde bile stres o normal akışında, rutininde çoğalan, hayatını devam ettiren hücrelerin yapısını bozup kansere doğru götürebiliyor. Yani bizim için aslında her hastalıkta olduğu gibi Parkinson'da da diğer hastalıklarda da tedavi modalitemiz nasıl biliyor musun? Birincisi stresi yönetmek. Strese girme. Yani hocam stres olmaz mı? Yani stresi olmayan bir hasta yok. Evet. Dağdaki çobanı getirsen o da diyecek stresliyim, çok stresliyim. Koyunlar sözümü dinlemiyor yani dedi. Stresim var yani. Stresi olmayan yok. Ama birincisi her tür hastalık için stres yönetimi. İkincisi beslenme. Biz beslenmeyi karnımızı doyurmak olarak görüyoruz. Yani işte yemek ya da işte ne bileyim günde 3 öğün beslenmek. Beslenme bir ihtiyaçtır. Yani beslenme işte sabah öğlen yemeğimi yedim, akşam yemeğimi mi yedim, işte yok işte çayımı içtim, çayımdan sonra meyvemi yedim. Böyle bir rutin aslında hani bizim oluşturduğumuz bir rutin bu. Beslenme tamamen kişinin yaşamsal fonksiyonlarını idame ettirmek için yapması gereken bir şeydir. Yani biz fazla besleniyoruz. Fazla beslenirken mesela gluten, yediğimiz ekmekler, yediğimiz ekmeklerin içerisindeki unun beyazlatılması vesaire birçok şey o kadar önemli ki gluten hassasiyeti çok fazla arttı. Doğru. İntoleransı çok arttı, çölyak çok fazla arttı. Bunların hepsi bağırsaklarla ve beslenmeyle bitiyor aslında. İşte her hastalıkta olduğu gibi, yani biz şimdi konumuz Parkinson olduğu için hiç onlara dalmayacağım. Yok SIBO beslenmesi, histamin beslenmesi, eliminasyon beslenmesi, her hastada da farklı beslenmeleri ve farklı gıdaları çıkartmanız gerekiyor. Mesela alerjik birinde histamin beslenmesi öneriyorsunuz. Ya da işte ince bağırsakta aşırı bakteri artışı olan da SIBO beslenmesini öneriyorsunuz. Ama bunların her birinde gluten yok bakın. Yani beyaz ekmek yok. Bay bay. Evet. Yani aslında hepimizi beyaz ekmeği muhakkak hayatında minimize mi etmemiz lazım? Minimize etmek ya da hassasiyeti varsa, sağlıkla ilgili problemler yaşıyor ise birazcık bunu düşünüp ona göre davranması lazım. Beslenme, stres yönetimi ve en son da bizim bu hastalardaki şeyimiz medikal tedavi. Evet. İlaç. Evet, ilaçla tedavi o da muhakkak yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Ara zamanı gelmiş. Kısa bir ara sevgili izleyicilerimiz, sonrasında bu önemli konu başlığıyla hemen geliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kıymetli konuğumla birlikteyiz. Medova Hastanesi'nden nöroloji hekimi Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu'yla birlikteyiz. Doğru söyledim herhalde. Doğru söyledim. Tekerleme gibi vallahi. Ama bu hani bazı şeylerde bu nörolojik muayenelerde bu şeyler önemli değil mi? Yani böyle işte akılda kalması, işte söylenen şeylerin biliniyor kesinlikle olması. Kesinlikle önemli. Zehir gibisin. Yani an, beyin sisi falan yok. Şu ayaküstü muayenede olmuş oldu. Aynen öyle. Süper. Ekranları yeni açanlar varsa Parkinson hastalığından konuşuyoruz. Aslında çok önemli bir hastalık. Bazen çok sevdiğimiz insanlar da bu bir komşumuz olabiliyor, annemiz babamız olabiliyor, sevdiğimiz bir yakınımız olabiliyor. İşte onların titreyen halini görüyoruz. Hareket yavaşlığını görüyoruz. Diyoruz ki yaşlandılar artık. Ne olacak? Bu saatten sonra koşacak halleri yok ya diyoruz. Aslında orada bir yanlış yapıyoruz. Bu insanların tabii ki hayat konforunun devam edebilmesi için bazen bir hekime gidip bunun tanısının konulup bir ilaç tedavisiyle destekleniyor olabilmesi lazım. Parkinson hastalığı da onlardan bir tanesi. Her hastalıkta olduğu gibi Parkinson'da da erken tanı çok önemli. Peki kesinlikle böyle artık ilaç tedavisine cevap vermeyen durumlar oluyor mu? Yani son aşaması dediğimiz bir durum oluyor mu Parkinson'da? Olabiliyor. Verdiğimiz ilaçlar tabii ki hani bir ilaç tedavisi var ama bu ilaçlarda ilerleyen dönemlerde motor komplikasyonlar dediğimiz istemsiz hareketler başka problemlere de sebep olabiliyor. Hani ilaç çok kötü gibi algılanmasın, yapacak başka bir şeyimiz yok çünkü. Dolayısıyla
ileri aşamada tabii yatağa bağımlı hale gelebiliyor. Beslenme problemi yaşayabiliyor. Bununla ilgili beslenmeyi mideden besleme şeklinde pek dediğimiz gastrostomi ile besleme şeklinde yapabiliyoruz. Yani çok ileri aşamalardaki hastalarda cerrahi de düşünebiliyor. Ama cerrahinin de belli şeyleri var. Yani işte belli bir yaştan sonra işte psikolojik etkilenmesi varsa bunlara yapılmıyor. Evet. Beyin pili ya da işte beyin stimülasyonu, derin beyin stimülasyonu dediğimiz hadise de Parkinson hastalarına uygulanabiliyor. Ama medikal tedaviyle kontrol altında olan hastaya genellikle biz beyin piline ya da işte derin beyin stimülasyonuna göndermiyoruz. Bizim gönderdiğimiz hasta grubu yani daha çok tedaviye rezistan, dirençli, hani cevap yeterli olmayan hastalarda biz beyin piline yönlendirebiliyoruz. Evet. Beyin pili de yapılabiliyor ama tabii maliyetli bir tedavi değil mi? Tabii ki çok maliyetli. Yani uygun ve becerikli ellerde bunun hani yapan bazı merkezler var ve kontrollerini, takiplerini, frekans ayarlarını yapan yerler var. Buralarda yapılan tedavilerle de iyi sonuçlar alınabiliyor. Mesela çok genç bir hastam vardı, öğretmendi. Yani o çok kliniği kötü olmamasına rağmen ısrarla beyin pili yaptırmak istiyorum istiyor. En sonunda yaptırmış. Çok çok iyi olduğunu, hani telefonla konuştuk ama çok çok iyi olduğunu, hani konuşması hızlanmış vesaire, bayağı bir düzelme var. Aklıma gelmişken mesela Parkinson hastalığının semptomlarını sayarken biz hep motor semptomları saydık. Yani eli titriyor, hareketleri yavaş, kas koordinasyonu bozuk. Bu hastaların bir kısmında bazı dürtü kontrol bozuklukları da olabiliyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şöyle, verilen ilaçların etkisiyle de olabiliyor ya da hastalığın kendi semptomları da olabiliyor. Mesela gereksiz yere bir alışveriş yapma, gereksiz yere işte kumar oynama ya da işte eşine şiddet uygulama gibi şeyler olabiliyor. Bu tarz ya da kıskançlık duyguları da olabiliyor. Bu tarz, bunlar hiç yokken bir anda olan şeyler. İşte bunlar hani geçmişinde bir geçmişinde yok. Hı-hı. Böyle oldu. Ya da işte geçmişinde hafif var, arttı gibi olabiliyor. Bunlar evet. Da var yani. Hem hastalığın semptomları arasında hem de hastalığın tedavisinde verdiğimiz ilaçlara bağlı olarak da bunlar olabiliyor. Evet, yani bir kontrol altında olması gerekiyor. Evet, yani sadece hareket değil olay. Hı-hı. Yani hani evet, hareket en önemli şeyimiz. Kısıtlanıyorsunuz çünkü. Evet. Ama onun dışında diğer noktalara da dikkat etmek lazım. Şimdi belki akla şu da gelebilir. Dopamini biz dışarıdan, işte bir şeylerle alabiliyor muyuz? Dopamini biz dışarıdan alabiliyoruz ama şimdi bunu dinleyen hastalar eminim buna yüklenir. Bu sefer farklı bir şey. Bakla. En sevdiğim şey. Gerçekten. Sen o açıdan o zaman şanslısın. Aa, süper. Yani bakla seven çok duymadım ama. Tam da mevsimi. Her gün olsa her gün yerim ve çok severim. Şimdi ben hastalara bunu bakla yiyin gibi algılamalarını istemiyorum ama şimdi ilaç tedavisi alan hastalarda baklayı da beraberinde kullandıkları zaman yedikleri ya da tükettikleri zaman bu sefer ciddi sıkıntılar olabiliyor. Eğer medikal tedaviyle tedavisi yolundaysa ben önermiyorum ama baklayı da şu şekilde öneriyorum. Hani o taneleri ekilip de fasulye gibi filizlenip yaprakları çıkıyor ya, onları işte bir yaprak iki yaprak salataya doğrayın şeklinde, yoksa tabak tabak bakla yiyin. İç bakla değil de taze yeşil kendisi. Yaprağı yani o da çok yoğun değil. Çünkü Parkinson tedavisi alan, dopaminerjik tedavi alan bir kişi de baklayı eğer çok tüketirse bu sefer hipertansif krizlerle gelebiliyor hastalar. Ya da başka problemler yaşayabiliyor. Onun için tedavi, hani doktoruna danışarak yapsın. Evet, değil. Evet. Yani muhakkak biz bahsettiğimiz her şeyde hem ilaçta hem yiyecek anlamında hekime başvurmak lazım bu konularda. Ya tabii yaşlı olduğu için bu hastalar genellikle ek hastalıklarla da birlikte daha da mı zorlaşıyor?
Evet. Ya da maalesef. Tetikliyor mu mesela? Yani şöyle, ek hastalıklar verdiğimiz ilaçların yan etkileri açısından biraz bizi kısıtlandırıyor. Yani bu hastalar zaten 65 yaş üstü. Tansiyonu var, şekeri var, kolesterolü var, glokomu var vesaire. Dolayısıyla verdiğimiz ilaçta kalbiyle ilgili problem yaratabiliyor. İşte bunları hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman bu hastaların sık kontrolü çok çok önemli. Yani 3 ayda bir bu hastalara gitsinler. Neredeyse hekimleri, bir hekimleri olsun. Takip eden, hani onun kliniğini bilen, aa sen iyi olmuşsun ya da kötü olmuşsun diyebilecek, sana bu ilaç iyi geliyordu ya da sana bu ilaç olmuyordu diyebilecek bir hekimleri olsun. Evet. Başıboş olmasın bu hastalar. Kesinlikle. O rutinler, işte o ilaç düzenlemeleri. Aynen ya öyle. Şimdi bazen bazı yaş hastalarımız bir ilaç veriyor doktor. Sürekli onu alıp duruyor yani. Yazdırıp duruyor, yazdırıp yani duruyor bazı herhalde. Bazı hastalarda da şöyle bir şey var şimdi. Hani yaşlı, eşi yaşlı, kendi yaşlı. Bir doktor bir ilaç veriyor, öbürü başka bir ilaç veriyor. İkisini de aynı anda kullanıyor. Bu sefer yan etkiyle karşımıza geliyor. Öyle olunca mutlaka takibini yapan bir hekimin olmasını öneriyorum. Evet, bu konu çok çok önemli. Son birkaç dakikamız kalmış, yönetmenim şimdi bildirdi. Şunu merak ediyorum. Parkinson hastalarının hayatlarını neler kolaylaştırır? Özellikle şu an belki bizleri izleyen izleyicilerimiz, yakınlarında olanlar, işte yaşlı insanlara bakanlar varsa nasıl kolaylaştırmak lazım? Şimdi aslında yaşam alanında bir takım konfor hadiseler yapılması lazım. Ne yapılabilir? Bu hastaların yürümesi sıkıntılı. Mesela ev ortamında eşikler kaldırılabilir. Halılar kaldırılabilir. Hı hı. Yani hani halıya takılma, eşiğe takılma, düşme vesaire, bunları sağlamak adına bunlar yapılabilir. Yani onun dışında hani şunu yaparsanız evde çok iyi olur, bunu yaparsanız şöyle olur diyeceğim çok net bir şey yok ama hastaya göre mesela eğer düşmesi çok fazlaysa ya da işte çok yavaş yürüyorsa bunlara dikkat etmek gerekir diye söyleyebilirim. Onun dışında hani önemli olan şeylerden birisi şu, bu hastaların ilaçlarının saatleri. Biz her hastada onun vücudunun biyoritmine uygun olarak tedavi düzenleriz. Ben her hastada sorarım, kaçta kalkıyorsun, kahvaltını kaçta yapıyorsun, yemeğini öğlen yemeği yiyor musun, kaçta yiyorsun ya da akşam kaçta yiyorsun, kaçta yatıyorsun. Yani muhtemelen işte hastaların bir kısmı diyordur ki amma soru sordu yani. Kalktığımı, yattığımı, yediğimi, içtiğimi, bir de yani her şeyi soruyor, ne biçim iş falan diğer hastalar oluyor. Onun biyoritmine göre gün içerisinde ilaç saatlerini organize ediyoruz. Onun için beslenmeyle, yemek ve öğünlerle zaman aralığı çok önemli bu hastalarda. Bunlara dikkat etmeliyiz. Her gün aynı saatte almak önemli mi bu hastalarda ilaçları? Evet. Her gün aynı saatte almak önemli. Aç karnına. Bir kısım aç karnına, bir kısım tok karnına. Onlar önemli. Hastaların yakınlarına bizim söylediğimiz yan etki açısından mesela halüsinasyonlar olabiliyor. Yani iddialaşmaya gerek yok. Yani hani bir şey görüyor olabilir. O hastalığın ya da ilaçların etkisi olabilir. Halüsinasyon olabilir. Bunları söylemek daha mantıklı. Hani böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Bu hastalarda Parkinson demansı dediğimiz bir durum oluyor. Unutkanlık da olabiliyor. O da eşlik ediyor. Evet, o da eşlik edebiliyor. Onun tedavisi apayrı bir nokta. Yani tamamen multidisipliner yaklaşmak lazım. Beslenmesinden, stresine, ev halinden, eşinin, dostunun ya da bakıcısının, yardımcısının yapması gerekenlere, ilaç saatlerine, medikal tedavisine çok yönlü yaklaşmak lazım. Ama eğer düzgün kontrollerini yaptırırlarsa, denilen şeylere dikkat ederlerse hastalarımızda güzel sonuçlar elde ediyoruz. Evet, hem hasta için hem hasta yakınları için aynen konforlu öyle bir alan olmuş oluyor. Aynen öyle. Ve böyle de bir tedavisi varken de ihmal edilmemiz gereken bir hastalık olduğunu söylemiş olalım. Çok çok teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim. Çok manidar oldu. 11 Nisan bugün dediğimiz gibi Parkinson günü ve bu önemli günde de bu konuyu özellikle konuşuyor olmak da çok çok keyifli oldu. Evet, benim için de Parkinson hastalığının dediğim gibi ayrı bir sevgim ve sempatim vardır bu hastalara. Çünkü yaptığınız işin
karşılığını daha hızlı gördüğünüz bir hasta grubu. Aslında hani nöroloji her hasta grubunda öyle değildir. Hep tıpta bakış açısı şudur. Nöroloji işte yani inme hastası, aman sizin hastalarınız iyi olmuyor falan. Öyle değil. Yaptığımız hastalara, dokunduğumuz hastalarda cevabı hızlı görüyoruz. O bizim için en büyük, en gurur verici, tatmin sebebi. Bu sebepten bu hasta grubunu çok seviyorum. Mutlaka bu semptomları olan insanlar varsa bir hekime başvursunlar istiyorum. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü nedeniyle de bir farkındalık oluşturabildiysek bizim için çok mutluluk. Evet. Sana çok çok teşekkür ederim. Ben de sana çok, çok teşekkür keyifliydi. Ediyorum. Çok keyifliydi. Sevgili Sibel, benim herhalde Konya'daki ilk televizyon programlarında birlikte yaptığım arkadaşım. Onunla birlikte program yapmak o kadar güzel geçti ki su gibi geçti. Çok teşekkür benim ediyorum. Bu Ramazan gününde izleyen izleyicilerimizin Ramazanlarında mübarek olmasını diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de buradan annene sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca evet, bugün dediğimiz gibi önemli bir konu başlığını paylaştık. Bu arada tabii ki sevgili Aysun'a ve Medova Hastanesi'ne, tüm çalışanlara, tüm ekibe de sevgilerimizi göndermiş olalım. Ve bugünlük de program sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.